Eren'in Divanı'na hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni bir bölümle karşınızdayım. Kings of Glory oynayacağız yine. Hala Gold 1'deyim. Plata çıkmanın peşindeyiz. Bakalım bir oyun aratalım. Hangi rol düşecek bize? ADC olmayı istiyorum açıkçası yine. Ne oynasam? Ne oynasak? Up mı kaldı bana? Tank mı kaldı? AP mi lazım? ADC lazım. Yok, ADC lazım değil. Tank mı oynasam ya? 4 oynamışım. 3'ünü kazanmışım ben bu hero'yla. Pekala bu oyun... Bu oyun tank oynayacağız arkadaşlar. Bu benim zaman zaman oynadığım bir hero. Biraz riskli bir hero. Şey olarak riskli. Pataküte içeri girerseniz çıkışınız olmuyor. Veya benim sevdiğim tarzda değil. Çünkü ne yaparsanız yapın taşıyamadığınız durumlar oluyor. Atıyorum ben 10-0 bile olsam damage'ım yetmeyebiliyor. Rakip yani gidiyorum içeri vuruyorum ölmüyorum ama adamlar önce herkesi temizliyor. Sona ben kalıyorum. Ben de 1v5 yapamadığım için ölüyorum. Bakalım damage çıkaramadığım için elimde şu anda bu şeyden var. Yanımdaki herkese skill vuran, damage vuran bir skill var. Öncelikle ayakkabıyla başlayacağım. Biraz mobilitemi arttırmak istiyorum. Yanımızda bir ADC var. Skill denemek için açtım. Benim manam yokmuş. Skill denemek için açtım bunu. Sadece hatırlamak için neydi ne değildi diye. Bu bir kalkan veriyor sanırım ve yanımızdaki düşmanları damage vuruyor birazcık. Bakalım. İtmeye çalışacağım biraz. Amacımız bu adamı kastırmak bildiğim kadarıyla değil, deneyimlediğim kadarıyla late game'de bu adam kadar vurabilen başka bir ADC yok. O yüzden çok önemli bu adamın kasması. Rakip çok kötü. Hem deli gibi vuruyor hem de kaçma skill'leri çok fazla. Armor her ne kadar işime yaramasa bile en azından ayakkabıyı tamamlamak adına önce onu aldım. Şu ikinci skill'i açalım, biraz hızlı iteriz. Mide mi gitsem acaba diye düşünüyorum. Şimdi ben biraz gezineceğim, bu adam zaten itti. İtebileceği kadar. Bu Zamazingo 3 level. Ayakkabıyı tamamladık. Bota doğru gidiyorum ben. Kaçtı. Yine ben burayı da yeteceğim. Biraz önce mana aldım. Ne alaka bilmiyorum. Sadece öyle aldım yani. Hiçbir mantık yürütmeden. Roam peşindeyim ben burada. Bu skill değişmiş, anlamadım tam olarak ne olduğunu ben. Böyle şeyi çaldık, zımbırtısını çaldık. Yine mid'e doğru koşturuyoruz. Böyle biraz daha farm yapalım. Milletin farmını çalıp duruyor zaten. Bota doğru koşturuyorum ben şu anda. Bu sanırım bizim damage'ımızı çalıyor, emin olmasam bile. Ultim geldi şu anda.
Can aldım. Bu da ayrıca silence'lıyormuş. Bizim X-Skill. Şu küçük şeyi kesmek istiyorum. Adam buradan gelecek. Hemen üzerine çullanacağım. Tekrar mid'e dönelim. Gerçi burada adama çullanacaklar muhtemelen. Ben de orada gideyim destek vereyim. Ben destek veremedim. Ben sadece etrafta gezenen, etrafı milleti korkutan bir insan niteliğindeyim şu anda. Ama baktığımızda yine de öyle çok da geride kalmamışım. Tekrar mid'den devam edelim. Biraz çalacağım. Top lane'e doğru gidiyorum. Şuradan önlerini keseceğim. Keşke daha önceden atsaydım o skill'i. Neden önceden atmadım bilmiyorum. Çok kötü oldu orada. Bir kill alabilirdik. Yine yararsız bir gank atmış oldum. Mid'e doğru gideceğiz. Mid'den kuleyi alalım istiyorum en azından. Canı azalmış bayağı. Aynen kuleyi aldık. Şu item nedir bilmiyorum ama onu alalım. Şimdi bot lane'e gideceğim. Arkadan ben kovalamaya çalışacağım. Çok arkadan girdim ben. Gereksiz bir arkadan giriş oldu. Bu sefer aldık galiba adamı. Aynen kill de bende kaldı. Güzel bari bir kill alayım. Şimdi mid'e doğru koşturuyorum ben. Pek global görevlerden çok şey değiliz. Şu adamı yakalayabilir miyiz? Adam flash attı. Sıçradı, mıçradı, bir ton şey attı. Bu sefer top lane'e gidiyorum ben. Oo, orada bizim adam ölecek gibi. Oradan 1-2 kill çıkar mı? Onu da alabildik en azından. Ben adamı zorlamaya devam edebilirim hala eğer şey yaparsa. Ama onun yerine ben bir base'e gideyim. Gereksiz ölmeye gerek yok şu an. 1-0-3 gidiyoruz. Hala takımın en kötü oyuncusu durumundayım. Biraz büyü satın alalım. Büyü direnci satın alalım. Ama yararlı olduğumu düşünüyorum. Korkuyorlar, geri kaçıyorlar. Şu oluyor, bu oluyor. 1-0-3 de korkutuyordur belki düşmanı. Param yok. Çok fazla item'im yok. Belki en büyük handikapım bu. Ben öleceğim galiba. O yüzden çıkıyorum buradan. Aynen. Ölen ben oldum ama buradan bayağı bir şeyler çıkardık. 10'a 4 oldu oyun. Şuradan şurayı hedefleyelim. Kuleyi alsınlar. Bakalım orada bir ben öldüm zaten.
takımda 4-1 ve 4-0'lık iki adam var ve bu 4-0 olan adam efsane güçlü oluyor oyunun sonunda. 1-1'lik ortadaki adam zaten dediğim gibi oyunun en iyi ADC'si damage olarak yani. Savunmada, şeyde, kuşatmada falan çok çok yararlı. Bu hızlı koşturuyordu bizi. Mid'e gidiyoruz şimdi. Amacım tamamen arkadaşlara yardım etmek. Onları şimdi birileri kovalıyor. Bakalım oradan kime yardımcı olabileceğim. Bir kişiyi aldık. Onu da ben çaldım galiba. Yani normalde tavsiye etmediğim şeyler. Güzel. Botu ittirmekte fayda var. Top lane'i ittirmekte fayda var. Ben top'a gideceğim. Kuleyi almak istiyorum oradan da. Biraz hızlı gidelim. Burada ben çok damage yedim. Kaçacağım. Canım yükseliyor. Arkadan tekrar girebileceğim bir pozisyon var mı diye bakacağım. Ama çok da yararlı bir durum değildi buradan. Biri bir. Ben yine ortam gözetliyorum. Yani girme vakti geldi. Orada ben onu aldım ama nasıl o kadar hızlı öldü bizimkiler anlam veremedim açıkçası. Ben 4-2'ydim şu anda. 5100 param var. Bizim oyundaki en iyi, en paralı iki kişi şu anda hayatta. Bakalım şurada bir kapışma oluyor. Aynı 2 Euro'dan bakalım hangisi daha iyi olacak. Hangisinin takım arkadaşları daha önce yardıma gelecek. Bizim maymun adam şu an alacak oradaki kili. Ha, öbür adam aldı. Çok güzel. Kill kill'dir yani hani hangisinin aldığının önemi yok. 16'ya 10 arkadaşlar şu anda biz öndeyiz. Eğer baronu vermezsek gayet üstünlüğümüzü devam ettirebiliriz. Hızlı hızlı çıkacağım lane'den, base'den. Mid'e gideceğim. Mid'de adamı tek görenler muhtemelen koşuyordur tıpkı benim ona koştuğum gibi. Başkaları da ona doğru koşuyordur. Bir sürpriz yapabiliriz. Şu an tam şu an çıkan olursa. Direkt ultiyi attım ben. Kaçırmak istemedim. Yine kill çıkaramadık. Ben buradan Creeper'e gideceğim lane itme adına. Bizimkiler mid'de. Savunmaları lazım. Direkt atak yapmasınlar buralarda. Kaçabileceğimi düşünüyorum bana gelirlerse. Biraz can satın aldık. Mid lane taraflarındayım ben. Geleni gideni gözlemek istiyorum sadece. 17'ye 11 öndeyiz. 4-2-8'lik benim skorum var. 17 kill'in 12'sinde payım var. Bakalım Baron alalım diyorlar ama ben yani fırsat bulursak neden olmasın? Baron'u aldık. Savaşacağız galiba. Ben öldüm. 3'e 2 şu anda. Baronu almamız 3'e 2'ye değer mi? Başka ölen olmazsa değer.
Kule önünde ne yapıyor bu adam, vay anasını. Adam fırtınalar 0-3'lük bir şeyle nasıl bir özgüven bu? Bizim maymun adam birini aldı. Güzel bir geri dönüş oldu. Burada... Hayır. O da çok kötü oldu. Bizim maymun adam çok kötü oynadı orada. Komedi ya. Sen git iki kişiyi al oradaki kabiliyetinle, şunu da bununla git, sonra ejderhaya öl. 4-3-9'uz arkadaşlar. Yani kazanacağız belki. Belki de kazanamayacağız, bilmiyorum, ama şu anda biz her ne kadar skorda önde olsak bile asıl sonuçta çok şeyde değiliz. Maalesef kuleyi benim yüzümden kaybettik orada. Güzel bir hamleyle alabilirdik, kurtarabilirdim orayı. Bizim adamlar hala şeyi kovalıyorlar, artık dönmeleri lazım. Çünkü düşmanın alanına çok yaklaştılar. Eğer biraz oyalayabilirse ben buradan birkaç vuruş yapmak istiyorum. Ama yapamadım. Mavinin burada duracağım. Bunu da alacağız gibi. Şu an güzel gittik. Adam kaçabildi orada ama şu anda buradan girebiliriz diye tahmin ediyorum. Yeni creep grubumuz geliyor. Karşıda iki kişi var. Adama destek vermek lazım. Mecburen. Bizim maymun adam çok zorluyor. Gereksiz zorluyor yani. Neden böyle şeyler yapıyorlar bilmiyorum. Hani tamam güçlüsündür, kesiyondur ama yani 3 kişinin arasında da 4 kişinin arasında da çat diye girilmez. Öbürüne de bak ya. Bak o da ölecek. Allah Allah. Ben burada tamamen odak değiştirmek için buradayım. Bizimkiler aldı. Burada ben ölmedim hala. Bizim adamlar öldü yine ne şeyse. Ya belki benim hatamdır açıkçası, bunu bilemiyorum. Ben sadece orada çektim üstlerimi. 3'e 2 yakaladık yani, skill'leri de attım ben herkese. Ama bizimkilerden damage çıkmadı. 29-23 oyun. Karşıdaki ADC çok tehlikeli. Bizim takım late game'i çok daha iyi. Ama bilemiyorum. Buraya pustuk bakalım. Bekleyeceğiz şimdi. İki ölümüz var. Birisi altta. Adamı yok ettik. Bizim adamı da yok ettiler hemen çat diye. O da öldü.
Midden mi zorlasak bilemiyorum ama midden bu adamın şeyiyle zorlayabiliriz. Oh, bir şekilde kazandık arkadaşlar. Biraz zor bir oyundu. Elimizden geleni yaptık. Bir oyun sonu ekranına bakalım neler olmuş, neler bitmiş, kim kaç kill almış, kim kaç kere ölmüş. Bir adım daha yaklaştık şimdi plata. Tekrardan bir adım daha yaklaştık. Bakalım. Keşke oyunun İngilizcesini yapsalar bari de anlayabilsek. MVP şu Mazinga olmuş. Şu kamerayı buraya alalım. Oyun 33'e 24 bitmiş. 11-7 ile o adam MVP olmuş. Ondan sonra en iyi skor bende 11-2 ile. Güzel bir oyun oldu. Ben çok bazı yerlerde endişeliydim kazanabilir miyiz, kazanamaz mıyız diye. Ama bu oyunun güzelliği bu. Biraz late game'de bir tane güzel savaşta bazen de kötülüğü tabii. Oyunun tamamen kötü giden yanlarını tersine çevirip oyunu kazanabiliyorsunuz. İzlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.